Cümleten selamun aleyküm. 21 Ekim 2024 Pazartesi bugün bir başka video ile karşınızdayım. Bugün Gazze'nin kuzeyinde yaşanan katliamlardan, soykırımdan bahsedeceğim. Çünkü çok önemli bir mevzu. Ancak yeterli hassasiyeti gösteremiyoruz maalesef orada yaşananlara. Evet İsrail bir yandan Lübnan'ı, Lübnan'ın güneyini ve Beyrut'u, başkent Beyrut balnyolerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. Orada da ciddi sivillere yönelik ihlaller, sivil katliamları gerçekleştiriyor. Ancak Gazze'nin kuzeyinde şu anda çok farklı bir durum var. Bunun farkında olmak için aslında bu videoyu çekiyorum. Çok uzun bir video olmayacak. Ancak son birkaç gündür diyeyim hani bir hafta 10 gündür mesela orada çok ciddi olaylar yaşanıyor. Gazze'nin kuzeyinde başta Cebeliye olmak üzere, Cebeliye'nin merkezi olsun, mülteci kampı olsun. Orada İsrail'in çok ciddi planları var ve bu planları uygulamaya koymuş durumda. Bununla ilgili kısa kısa aldığım notlar var onları size aktarmaya çalışacağım. İlk başta şunu bir ifade edeyim. İsrail işgal güçleri bundan aylar önce kuzeydeki Cebeliye bölgesi olsun, Beyt Lahi olsun, Beyt Hanun bölgeleri olsun burada operasyonlarını sonlandırdığını açıklamıştı. Yani oradaki Hamas'ın İzzettin El Kassam Tugayları'nın varlığının sona erdiğini, bir şekilde operasyonların sonlandığını ifade etmişti. Ancak bundan sonra aylar sonra yaptığı bir açıklamayla orada yeniden İzzettin El Kassam Tugayları'nın diğer Filistinli grupların yeniden böyle bir oluşuma gittiğini ifade etti İsrail ordusu ve bu bahane ile birlikte oralara çok ciddi bir kuşatma uygulamaya başladı. Zaten kuşatma altındaydı bu bölge. Yani güneyli olan bağlantısı zaten kesilmişti kuzeyin. Özellikle Cebelya'nın, Cebaliye Bundan daha önce de ilk İsrail'in kara işgalinin başladığı dönemde de çok ciddi bir kuşatma altına alınmıştı o bölge. Bugün yine aynı durum var. Yani bugün yine Gazze Kuzeyi, Cebeliye bölgesinde İsrail'in çok sert bir kuşatması var. Ve bu kuşatma altında orada yaklaşık 200 bin kişiden bahsediliyor en az. Orada bir yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Su yok, yemek yok, ilaç yok, hastalar var, hamile kadınlar var, yaşlılar var. Ve bunların hepsi şu anda orada sıkışmış durumdalar. Peki... Burada tabii akla şu bir soru geliyor. Yani İsrail ne yapmaya çalışıyor tam olarak? Şimdi ilk başta hatırlıyorsanız şeyleri konuşmuştuk. İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik bir tehcir planını uygulamaya sokacağını, Gazze'yi belli kısımlara ayırdıktan sonra bu tehcir planını hayata geçireceğinden bahsetmiş. İsrail bunu ilk başta yapmaya çalıştı aslında bakarsanız. Ancak e, bazı tepkilerden, kamuoyunda belki çok fazla gündeme gelmesinden dolayı bu planı ertelemişti. İsrail İstihbaratının yayınladığı raporlarda dahi vardı bu tehcir planları. İşte hatırlıyorsanız ilk başlarda Mısır'a sürülmesinden bahsediyorduk bu insanların. Ancak bugün bakıldığında bu planı hayata geçirmiş durumdalar. Aslında bu plan tam olarak o baştaki plan da değil. Generallerin planı diye bir şey var. General planı olarak da geçiyor bazı kaynaklarda. Bu plan Gazze'nin kuzeyini tamamen insansızlaştırmak, orada bir etnik bir temizlik uygulamak ve insanları tamamen güneye sürme planı. Ve burada etnik bir temizlikten kastım şu değil yani herkesi sadece bombalarla öldürmek değil. İnsanları açlıklarla öldürmek, ilaçsız bırakarak öldürmek, yatacak yer dahi bırakmamak onlar yani sokaklarda ya konaklamalarını sağlamak. Bunu içeriyor. Çok detaylı bir plan bu. Ben onunla ilgili haberi de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bu generallerin planı ilk başta bölgenin kuşatma altına alınması, Gazze'nin kuzeyinin kuşatma altına alınması, Ardından işte bölgeye tüm girişlerin engellenmesi, belli oranda çıkışların engellenmesi, belli oranda diyorum çünkü çıkışların da kontrollü bir şekilde yapılmasını öngörüyor. İnsanların aç bırakılması, susuz bırakılması, ilaç bırakılması, ilaç bırakılması ilaçsız bırakılması yani bölgeye hiçbir şeyin sokulmaması ve insanların bu açlıkla birlikte artık birinci ilk olarak Hamas'a karşı bir öfke beslemelerini sağlamak, diğer şey de insanların artık tamamen Hayatlarını kurtarmak için kendilerini kurtarmak için bölgeyi terk etmelerini sağlamak, yani kuzeyi insansızlaştırmak ardından da o bölgeyi işgal etmek. Plan bu şekilde işliyor generallerin planı dediğimiz olay ve şu anda baktığımızda bu plandan Gazze'nin kuzeyinde e, şeye konulmuş durumda, yürürlüğe konulmuş durumda. Biz teslim olmalar gördük Gazze'nin kuzeyinde. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığım mesajda da bahsetmiştim Gazze'nin kuzeyindeki. Endonezya Hastanesi yakınlarında bir fotoğraf paylaşılmıştı. Ve o fotoğrafta insanların kitleler halinde canlarını kurtarmak için yine katillerine teslim olduklarını görüyorduk biz. Ancak bu görüntüyü ben kınamıyorum. Çünkü hani katillerine teslim oluyor diyorum ama o insanların yaşadıkları şeyleri biz hayal dahi edemeyiz. Yani bizim hayal sınırlarımızın ötesinde şeyler yaşıyor bu insanlar. Dolayısıyla teslim olmaları İsrail güçlerine bir bakımdan da onlar için son seçenek. Artık bundan başka sokakta yatıyorlar zaten. Aç kalmışlar, susuz kalmışlar, hiçbir şeyleri yok. Bombaların altında yaşıyorlar. Onlar için en güvenli olabilecek yer düşmanlarının yanı haline gelmiş durumda. Ve binlerce insan orada İsrail güçlerine teslim oluyor. Bu teslim olan insanların belli bir bölümü belki de öldürülecek, infaz edilecek. Bunu bilerek teslim oluyorlar. Sürülecekler, topraklarından tehcir edilecekler. Belki de bir daha gelemeyecekler o topraklara. Evlerine bir daha dönemeyecekler. Çünkü bu generallerin planı dediğim olay bu işgalin ilk aşaması. Yani bölgeyi insansızlaştırmak ardından İsrail'in bölgeyi işgal etmesi. Kendi topraklarına katması. Yani sınırlarını yeniden çizmesi. Bu plan bunu içeriyor. Bu şekilde teslim olma görüntüleri vardı. Amacın kuzeyi insandan arındırmak ve güneye doğru göndermek olduğundan bahsettim. Ve özellikle Gazzelilerin kendilerini 300 küsür gündür, 381. gün bugün, 381 gündür katleden düşmana karşı onlara teslim oluyor olmaları gerçekten o insanların içinde bulunduğu durumu bize gösteriyor. Yani bugün Gazze'nin kuzeyinden aktarılan görüntülere bakıyorum. Yani korkunç görüntüler. Yani insanlar susuz kalmışlar, su aramaya gidiyorlar. Çocuklar su arama, aramak için dışarı çıkıyorlar ellerinde bidonlarla. Kasten doğrudan İsrail askerleri tarafından hedef alınıyorlar. Gerek insansız hava araçları, gerek keskin nişancı atışları, büyük savaş uçaklarından atılan bombalar. Yani bunlarla hedef alıyorlar ve bu bütün dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Yani bütün dünya canlı yayında bir soykırım izliyor şu anda baktığınızda ve 381 gündür devam eden bu olay hiçbir türlü değiştirilemedi. Yani ben evet kitlesel halk gösterilerinin gerçekten çok kıymeti, çok değerli buluyorum. Özellikle bu yaşananların daha geniş kitlelere duyurulması anlamında çok ciddi insanlar emek sarf ediyorlar. Ancak Burada bir parantez açmak gerekiyor arkadaşlar. Siyasal iktidarları harekete geçirmeyen, onları farklı politikalar izlemeye yönlendirmeyen, baskı altına alamayan e, bu tarz kitlesel gösteriler, eylemler maalesef Gazze'deki yaşanan trajediyi durdurmaya yetmiyor. 381 gündür İsrail orada yapmak istediği ne varsa takriben yaptı. Yani gösteriler ilk baştan beri yani 8 Ekim, 9 Ekim'den beri biliyorsunuz geçtiğimiz yıldan beri gerçekleştiriliyor. Ancak buna rağmen şu ana kadar İsrail'in engellemiş değil yani bu gösteriler ve baktığınızda Lübnan'ı da işgal etti. Lübnan'da da her gün Beyrut'ta günübirlik saldırılar gerçekleştiriyor. Güney Lübnan'da aynı şekilde işgal edilmiş durumda. Yani bu Dediğim gibi siyasal iktidarları yönetimleri harekete geçirmeyen gösteriler. Yine siyasal iktidarların himayesinde, onların gölgesi altında gerçekleştirilen gösteriler. Maalesef bir işe yaramadığını artık kendimiz gördük. Evet duyurulması olarak bundan bahsettim. Ancak İsrail'i durdurmaya yönelik yani meydanlarda İsrail'e lanet okumak bunlar evet küçümsemiyorum. Ancak İsrail'i durdurmuyor bunlar, yetmiyor. İsrail'i durdurmaya şu anda gerçekten Gazze'nin kuzeyinde hani bazıları belki de benim söylediğim bu şeylerden dolayı kınayabilir yani. Neden böyle diyorsun göstericilere falan gibi eylemcilere. Hayır kınamıyorum. Onların eylemlerini ben değerli, kıymetli görüyorum. Ancak e, bak Gazze'nin kuzeyinde benim gördüğüm görüntüleri görseniz artık ya, be, benim bile artık yıllardır ben bölgeleri takip ediyorum. Savaş bölgelerini. Ancak bu görüntüler karşısında gerçekten artık böyle e, bakamıyorum. Yani bakmak istemiyorsunuz belli bir noktadan sonra. Çünkü sürekli kan sürekli ağlayan insanlar, sürekli cesetler, sürekli cenaze namazları, sürekli olarak ölüm görüyorsunuz yani. Ve hep çocuklar öldürülenler. İşte geçtiğimiz günlerde video klip yayınlanmış, sosyal medyada dönüyordu İşte yıl 2000 bilmem kaç işte anıtlar açılmış, soykırım anıtları açılmış dünyanın farklı bölgelerinde vesaire. Böyle bir video gördüm sosyal medyada. Biraz da bununla ilgili de bahsetmek istiyorum. Bu katliamlar olduktan sonra 100 bin ölü ve yaralıdan bahsediyor. En az en az yani 100 bin ölü ve yaralı, binlerce kişi kayıp. Böyle bir ortamda yani siz demek ki bu katliamları artık kabulleniyorsunuz. Bu katliamda olacak diyorsunuz, bunu öngörüyorsunuz. Bunun için hiçbir harekete geçmiyorsunuz. E yıllar sonra bunlar için kurulacak şey anıtlarından bahsediyorsunuz artık. Soykırım anıtlarından bahsediyorsunuz. Yani bunu Srebrenica'da örneklerini gördük aynı şekilde. İşte Soykırım yapıldı orada. Katliamlar yapıldı. Müslümanlar önce silahsızlandırılıp ardından tek tek infaz edildiler. Bugün her yıl işte anmalar yapılıyor. Yani Gazze için de mi böyle olacak. Yani bu anlaşılıyor yani bu videodan. Gazze için de bugün katliam yapılsın. Orada insanlar işte Müslümanlarla Yahudiler kendi aralarını hesaplaşsınlar. Biz bundan sonra karşıya bittiğinde savaş bittiğinde gideriz anıtlarımızı dikeriz. Katliam anıtlarının önünde anmalarımızı yaparız. Bu bu şekilde olmamalı. Bunu ben aynı şekilde bu gösterilerle, eylemlerle de bağdaştırıyorum. Dikkat ederseniz sadece Gazze mevzuunda değil. Mısır'da yaşanan darbede de insanlar sokaklara dökülmüştü. Eylemler, her gün düzenlenen kunutlu dualar, namazlar. Ancak ne değişti? Bir şey değişmedi. Yani araç olarak kullanılması gereken bir şeyi, protestoları, eylemleri Bizim genel anlamda amaç haline getirdiğimizi gördük biz. Yani bu artık bir amaç haline geldi. Yani insanlar kitleler Gazze için ne yapabiliriz dediğinde artık işte sokaklarda eylemler yapmak, WhatsApp durumlarından belli tasarımlar paylaşmak artık bu anlama geldi ve insanlar bu şekilde rahatlıyorlar. Ancak durum bu değil. Savaş gerçekten farklı bir şey. Yani bir insanın yanına bomba düşmesi, o barut kokusu şarap insanlara insanların vücutlarını parçalaması, gözünüzün önünde birisinin kan kaybından ölüyor olması ve hiçbir şey yapamıyor olmanız. Biz Gazze'de bugün bunları görüyoruz. Yani bu amelleri yapıp da yani bir eyleme katılıp da bir WhatsApp durum paylaşıp da kimse rahatlamasın bence. Çünkü bunun arka planında yani çok daha farklı şeyler var. Bunu biz hissetmiyoruz. Çünkü ucu bize şu anda dokunmuyor. Yani fiziki olarak biz bir, bir şey görmüyoruz. Bir koku almıyoruz. Bir toz bizim üzerimize sıçramıyor. Şarap neller bizim üzerimize gelmiyor. O yüzden biz bunun farkına tam olarak varamıyoruz. Ancak Gazze'de durum böyle değil. Yani o insanlar tam bir ateş çemberinin içerisindeler. Ve olayı bence biraz daha ciddiye almamız gerekiyor. Eğer ki bir eylem yapılacaksa bunun hükümetlere baskı kurmaya yönelik eylemler olması gerekiyor. Ancak bugün Türkiye'de çok farklı bir atmosfer var. Yani siz e, hükümete, siyasal iktidara baskı kurmaya yönelik bir eylem içerisine giriştiğinizde farklı kitleler tarafından eleştiri yağmuruna tutulabiliyorsunuz. Bu olabiliyor yani. Çok dediğim gibi çok farklı bir atmosfer var. Yani eylemler Batı'daki gibi değil. Yani siz bugün burada İsrail'e petrol sevkiyat yapan bir şirketin önünde eylem yapamazsınız. Yani çok farklı algılarsınız. Vatan haini falan ilan edilebilirsiniz yani. O yüzden dediğim gibi bunu biraz kırmak gerekiyor. Hiçbir şey yapılamıyorsa tabii ki bunlarla ilgili hiçbir şey yapılamıyorsa da en iyi yapılabilecek şeylerden bir tanesi de bu katliamları dünyaya duyurmak yani Gazze ile ilgili konuşmayı bırakmamak özellikle e, sosyal medyada da çok ciddi bir e, sansür uygulanıyor çünkü Gazze'ye yönelik bizim de birçok paylaştığımız içerikler İsrail'i İsrail'in gerçekten orada işlediği katliamı soykırımı ortaya çıkaran birçok içerik şu anda kaldırılıyor sosyal medyadan ve bu yüzden de sesimizi daha çok çıkarmamız gerekiyor. Ben bunu böyle bir sohbet havasında böyle bir video çekmek istedim. Yani Gazze'nin kuzeyinde olanlar gerçekten bütün Müslümanları ilgilendiriyor. Orada gerçekten İsrail tam anlamıyla bir e, soykırım yapıyor İsrail işgal güçleri ve bütün dünyanın gözü önünde Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle yapıyor bunu. Ya bir de şuna da dikkat etmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri yaptığı bir şeyi İsrail ile birlikte şu anda yaptıkları katliamları sürekli olarak bir kılıf içerisine koyuyorlar. Yani sürekli olarak bu katliamları hani şunu düşündüğüm zaman ya e, sadece Gazze değildi. Yani geçtiğimiz yıllarda Afganistan'da da çok ciddi katliamlar vardı. Suriye'de de çok ciddi sivil katliamları yaşandı. Dünyanın birçok farklı coğrafyasında ancak bunların ne tamamına yakın Müslüman coğrafyalardı. buralarda çok ciddi katliamlar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri bunların hepsinin başındaydı ve hep her şey kılıfına uygun bir şekilde yapıyorlardı her şeyi uluslararası hukuk dedikleri şeye göre yapıyorlar da bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Bugün bunu dememdeki neden şu. Amerika Birleşik Devletleri de aynı safta olan ülkelere de dikkat etmek gerekiyor. Bugün çok büyük bir kafa karışıklığı var. Yani Amerika Birleşik Devletleri stratejik ortak olduğunu söyleyen, bunu açıktan söyleyen ülkeler aynı zamanda İsrail'i lanetliyorlar. Burada çok büyük bir kafa karışıklığı olduğunu ifade etmek lazım. Yani mevzu bu değil. Yani bu doğru bir yaklaşım değil. Siz aynı hem İsrail'i lanetleyip hem İsrail'e karşı onun terörist olduğunu söyleyip hem İsrail'in bölgede soykırım gerçekleştirdiğini söyleyip bir yandan da İsrail'in en büyük destekçisi olan Amerika Birleşik Devletleri'ne stratejik müttefik olduğunuzu, ittifak kurduğunuzu ilan ediyorsunuz. Burada gerçekten akıl sahipleri için alınabilecek muazzam örnekler var. Hani ben son kapanışta bunu da ifade etmek istedim. Lütfen bunların üzerine bir düşünün. Yani beni bu videoyu çekmeye sevk eden şey gerçekten Gazze'nin kuzeyinde yaşananlar. Son haftalarda yaşananlar daha önce yaşanmamış boyutta şeyler yani. Orada şu anda çok ciddi bir şekilde kuşatma uygulanıp insanlar katlediliyor, bölgeden sürülmeye çalışılıyor. Ve muhtemelen bu hamle başarılı olursa bölgenin sınırları da değişecek. Yani Gazze'nin kuzeyini artık hani İsrail'e kasmak gibi diyeyim. O şekilde bir işgal söz konusu bölgede. Şimdilik takip ediyoruz gelişmeleri bizde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.